Bu maç öncesi en büyük sıkıntı Trabzonspor'da ne? Onatçı dönecek mi? Hafta içindeki Süper Kupa'ya hazır mı? Kayserispor maçında ne yapacak? Alper Tunga öldü mü? Issız Acun kaldı mı? Ödlek için aldı mı? Emdi yürek yırtılır. Ya sen de ezberledin değil mi bunu Yunus Emre? Güzeldi, güzeldi. Olmazsa olmaz. Şimdiki lise çocukları ezberliyor mu bilmiyorum ama bizim ezberlediğimiz çok şey var. Biz neler neler ezberledik. Ne yalanlar öğrendik. Ne edebiyatta eserler ezberledik. Bir sürü soru var Yunus. Şu anki eğitim de çok farklı ama ya. Öyle mi? Sen daha iyi bilirsin babası. Vallahi. Doğru ama bizimkiler daha henüz iyi bir anaokulu çağında daha öbür 2 yaşında. Bir şey söyleyeceğim. Yani, şimdiki anaokulu bebeleri bizden çok daha iyi şeyler biliyorlar. Kendimi böyle aşırı şey demek istemiyorum ama zeka konusunda biraz böyle geride hissediyorum yeni nesli gördükçe. Folik asit bebekleri diyorlar ama yani gerçekten iyiler de. Gerçekten bazen böyle yeni yeni terimler, mesela bizim zamanımızda yoktu, örüntü diye bir terimle geliyor mesela, çok değişik şeylerle geliyor, onları ilk kez ondan öğreniyorum, bayağı bir farklı. Sen de bir şey oluyor mu Yunus Emre? Ben bu yaştayken şunu yapamıyordum, bu çocuk neler yapıyor kıyaslaması. Ya şöyle söyleyeyim, daha henüz 1,5-2 yaş arasında bir çocuğum var, telefonun şifresini kodlamayı öğrendi yani şimdiden. Ya bambaşka bir seviye artık ya. İnanılmaz, inanılmaz. Daha çok anneler babalar, yeni nesil anneler babalar bunu fazlasıyla hissediyor. Ben de işte 40 yılda bir arkadaşlarımı ziyaret ettiğimde, çocuklarını gördüğümde diyorum ki ben bu yaşta ne yapıyordum acaba? Tavanı falan izliyordu herhalde. Bu kadar değildi. Yunus Emre her şey yolunda anladığım kadarıyla. Keyifler yerinde mi Trabzonspor'da bizim gibi? Ya aslında tam yolunda diyemeyiz. Çünkü Sivasspor mağlubiyeti biraz beklenmedik bir mağlubiyet oldu Trabzonspor adına. Çünkü üçüncülük konumunu daha da sağlamlaştırmak istiyordu Trabzonspor. Ama o maçtaki mağlubiyet biraz bu sağlamlaştırma noktasında konumu zarar verdi. Bir de şimdi Beşiktaş'ta bir teknik adam değişikliği yaşandı. Çaykur Rizespor çok dominant bir şekilde geliyor. Kasımpaşa zaman zaman kaybediyor ama İyi futbol oynamaya çalışan bir ekip. Dolayısıyla üçüncülük koltuğunu korumak kalan haftalarda Trabzonspor için daha da zor olacak. Çok da heyecanlı aslında bu haftalar Trabzonspor için. Hem Ziraat Türkiye Kupası'nda hem Süper Lig'de, öyle değil mi? Doğru. Bir de şöyle bir şey artık olmaya başladı ligde. Şimdi ilk iki kendi arasında bir yarış içerisinde. Avrupa Kupalarına gitmek için üçüncülük, dördüncülük yarışı çok sıkı bir şekilde devam ediyor. Ve buradan sonra yani 7. 8. sıradan sonra artık bir maç kaybettiğinizde kendisini küme düşme potasında bulabiliyorsunuz. Çok farklı bir heyecan var şu an itibariyle ligde kalan haftalarda. Normalde yani birkaç hafta önce, belki bir hafta sonra artık ligdeki şeyler belli olurdu. Yani kimler net olarak düşecek, kimler Avrupa'ya gidiyor aşağı yukarı netleşirdi. Şu an böyle bir durum yok. O yüzden zevkli bir durum var. Örnek Kayserispor 37 puanı var ama eğer Trabzonspor maçını kaybederse bir anda kendisini ateş hattının içerisinde bulabilir. O yüzden çok sıkıntılı bir süreç yaşayabilir. Onatçı oynayacak mı bugün? Onatçı tamamen iyileşti. Teknik ekip görev vermesi durumunda oynayabilir. Hatta istersen bir muhtemel 11 sayayım Trabzonspor adına. Öncelikle Trezeguet'in sakatlığı nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyeceğini söyleyelim. Sağlık ekibiyle teknik ekip birlikte bir karar aldı ve bu maçta risk almayalım. Hafta içerisinde kupa maçı var, ona tam hazır hale gelsin. Oraya yetişecek. Evet, ya zorlasa bu maçta da belki iğneyle veya başka bir şekilde oynayabilirdi ama Abdullah Hoca şöyle bir şey tercih ediyor. %100 iyileşmeden bir oyuncuyu risk etmeyi sevmiyor. O yüzden bu maçta böyle bir karar aldı. Trabzonspor, Uğurcan, Mönye, Batista Mendy, Dansville, Eren Elmalı savunma dörtlüsü. Önünde Berat, Umut Güneş, Bardi üçlüsünü bekliyoruz. Sağ tarafta Edin Visca, solda Pepe diyeceğim ama eğer Pepe ile başlarsa sola Edin Visca'yı atıp sağ tarafa Pepe'yi koyabilir. Trezeguet'in yokluğunda ileride de Onaçu ile başlamasını bekliyoruz. Burada nasıl bir değişiklik olabilir? Yani Pepe'yi tercih etmeyip Fontas'ı tercih edebilir Abdullah Hoca veya hücum hattında Onaçu yerine Nistestan'ı tercih edebilir. Buralar çok net değil çünkü hafta içerisinde antrenmanlar basın mensuplarına kapalıydı. O yüzden çok da fazla gözlemleme şansımız da olmadı açıkçası. Biraz kapalı kutu çıkıyor bugün Kayseri Spor maçına ama kalan haftalarda
Bu da normal çünkü hedefler var, planlamalar var. Bunlar doğrultusunda biraz odaklanmış durumda. Bir de geçtiğimiz hafta şöyle bir şey söylemişti hoca Deniz Sata. Değişimler biraz sancılı olur demişti. Artık ligin bitimine doğru Trabzonspor'da da bir köklü değişimin sinyalleri yavaş yavaş verilmeye başladı. Sevgili Yunus Emre Sel, çok teşekkür ederim. En ihtiyacımız olan en acil bilgileri bizlere aktardın. Güzel de toparladın. Sana ve ailene güzel bir cumartesi günü diliyoruz. Kolay gelsin, iyi yayınlar dilerim. Çok teşekkürler. Normalde Yunus Emre ile biraz daha uzatırdık sohbeti, muhabbeti değerli izleyenler, ama devre arasına gideceğiz. Bizim de devre aramız var. Çayımızı, kahvemizi tazelediğimiz, şöyle bir sizin mesajlarınıza baktığımız o ara saat başında yeniden burada buluşalım. Ne dersiniz? Anlaştık. Bekliyoruz. Fenerbahçe'ye geçmeden önce birkaç Galatasaray haberi daha paylaşmak isterim değerli izleyenler. Ama ilk olarak bir Galatasaray sayfalarına şöyle bir göz atalım. Verdiğimiz haberi zaten görüyorum sayfalarda. Bu tutku boş yere değil. Erden Timur, Allah kimsenin gönlüne boş yere tutku koymaz. Geçen sene yaz kampında benim misyonum sizi hayallerinize kavuşturmak. Hepinizin misyonu da birbirimizi hayallerimize kavuşturmak demiştim. Bu hayale kavuştuk. İnşallah tekrar kavuşacağız. Hiçbir başarı tek kişilik değildir değerli izleyenler. Ben bu hayatta buna inanır, buna güvenirim. Yani başarılı olduğum her konunun arkasında kesinlikle tek başıma ben yokum. İnsanlık bu zamanlara gelinceye kadar birçok güzel insanın emekleriyle ve o insanlara verilen desteklerle böyle olmuştur. Bazen son yine sosyal medyadaki motivasyon konuşmalarına baktığımızda sanki insanoğlu yaşarken tüm her şeyin, tüm başarıların kendisinin inşa ettiği, kendisinin yaptığı yönünde. Hani derler ya, zirve tek kişiliktir ve zirvedekiler her zaman yalnızdır. Öyle bir durum yok. Başarı kolektif geliyor. İnsanlık adına da öyle. Hepimizin birbirinde emeği fazlasıyla var. Hepimiz birbirimize pamuk ipliğiyle bağlıyız. Bir başkasını düşünüyor olmak, bir başkasının sizi düşünüyor olmasıyla eşit diye düşünüyorum. İyi bir hayat diliyorsanız başkaları da var olabilsin kendi yaşamınızda. Buradan buraya geldik. Bu hafta içerisinde en çok düşündüğüm konulardan bir tanesi de buydu. Başkalarını da düşünüyor olabilmek, başkalarının istekleri, arzularında da kendinizi bulabilmek. Mertens'ten itiraf. Napoli ile ilgili bir itirafta bulunmuş Mertens. Geçtiğimiz günlerde eski takımı Napoli'nin idmanını ziyaret eden Galatasaray'ın tecrübeli yıldızı Mertens, İtalyan kulübünden neden ayrıldığı ile ilgili gelen bir soruya, çünkü artık yavaşlamıştım, bu yüzden Napoli'de uzun yıllar oynadıktan sonra oranın bir taraftarı oluyorsunuz demiş. Bu aslında sosyal medyada birçok motivasyon konuşmalarının da isteyeceği, seveceği içeriklerden bir tanesi. Konfor alanınızdan çıkın. Biraz cesaret edin. İşi bırakın. İşi bırakıp yollara düşün. Kafe açın. Köye yerleşin gibi. Değil mi? Son zamanlarda da bizi en çok motive eden şeylerden bir tanesi. Sosyal medyada en fazla tıklanılan, en fazla içeriklerde para kazandıran, içerikçilere para kazandıran konulardan bir tanesi motivasyon geliyor. Hem fiziksel hem mental. Son zamanlarda tabii insanlar farklı arayışlara da yönlenebiliyor. Bazen yoksunluk, bazen fazla varlığın anlamsızlaşmasından dolayı da olabiliyor. Herkes birbirine cesaretle şunu söylüyor. Motivasyon alanından çık. Beğenmiyorsan işi bırak. Daha iyilerini hak ediyorsun. Daha fazlasını kazanmalısın. Sen hep en iyisini hak ediyorsun. Sen zengin olabilirsin. Bazen basit bir vatandaş olmak, basit bir insan olmak da, ortalama bir hayatı yaşıyor olmak da bence kahramanlık. Bana göre başarı istikrar. İstikrarlı olan, bir işte yıllarını vermiş olan bir insan, konfor alanından çıkmayan değil, sistemin başarıyla, istikrarla içinde olan bir insandır. Bana göre asıl başarılı olan insan istikrarını sürdüren insandır. Bu da çok önemli. Tabii bunu Mertens nezdinde söylemiyoruz. Çünkü Mertens daha çok performansa dayalı bir iş yaptığı için, evet, konfor alanından çıkması, kendisini keşfetmesi, farklı alanlarda yükselmesi mümkün. Ama hepimiz zengin olamayız. Hepimiz tekne sahibi olamayız diye düşünüyorum. Evim kira ama dünyanın en zengin insanlarından bir tanesiyim diye düşünüyorum. Seçme özgürlüğümün olmasından mütevellit galiba bu. Arabam yok ama
En azından ortalama bir standart beni biraz tatmin ediyor. Bilmiyorum, hayatı doldurma, anlamlandırma konuların biraz daha farklı. O yüzden bazen konfor alanınızda kalmak, sistemin bir parçası olmak da büyük bir başarı. Basit bir insan olmak da büyük bir kahramanlık gerektiriyor. Peki, Galatasaray rekorlara doğru gidiyor.